Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Temu Part 2 ile sizlerleyim. Temu hakkında bilinmeyenler ve ayrıca yorumlarda çok çok sorulan sorulardan bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Öncelikle hava gerçekten 39-40 derece var ve biz yanıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Daha da bir şey söylemek istemiyorum ve videoma geçiyorum. En önemlisini en önce söylemek istiyorum şu an. Kartlarınızı kaydetmeyin. Arkadaşlar, alışveriş yaparken kartınızı giriyorsunuz. Kartınızı kaydet seçeneği bulunduğunda ona tıklamıyorsunuz. Asla tıklamayın. Ya da sanal kart kullandığınızdan emin olun. Çünkü Temu'da çok böyle değişik yorumlar okudum. İşte istemsiz bir şekilde kartımdan para çekilmiş falan diye. Böyle yöntemlerle karşılaşmak istemiyorsanız lütfen bu adıma dikkat edin. İkinci olarak ürünlerin gümrüğe takılmaması için aylık 5 alışveriş yapın demiştim. Bu 5 alışveriş şöyle ki 10 parça ürün aldınız, bu 1 alışveriş olarak geçiyor. 5 ürün aldınız 5 sipariş olarak geçmiyor yani. 10 parça ürün aldınız 1 sipariş, ikincisinde işte 20 aldınız 2. sipariş olarak geçiyor. Tamamen 5 siparişten kastım bu şekilde. Üçüncü olarak şu anda alışveriş limiti 2000 TL'ye yükselmiş durumda. Tabii ki talep arz meselesi. Herkes Temu'ya haldır haldır bir yürüyüş yaptığı için, hatta koşuş yaptığı için şu anda tabii ki normal olarak 2000 TL'ye limitimiz yükselmiş durumda. Dördüncü olarak taklit ve imitasyon ürünlere kesinlikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ürünler biliyorsunuz ki zaten yurt dışından geliyor ve taklit imitasyon ürünler çok çok fazla. Hatta takı ürünlerinde, elektronik ürünlerinde gerçekten buna daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mümkün olduğunca elektronik ürünleri almayın lütfen. Beşinci olarak Shein gibi diğer alışveriş sitelerinde kapıda gümrük ücreti ödüyorsunuz ayrıyeten. Ama Temu'da öyle bir ücret ödemiyorsunuz. Kredi kartıyla ödediğiniz limitten ayrı bir şekilde kapıda hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Sadece orada gördüğünüz rakamla ürünleriniz geliyor. Ve normal sosyal medyada gezinirken Temu hakkında böyle bir reklam gördünüz. Çok hoşunuza gitti. Baktınız indirim de var. Fakat şunu söylemek istiyorum ki tıkladığınızda gittiğiniz o bağlantılı sitelere girmemenizi öneririm. Çünkü dolandırıcılık da olabilir. Mesela Temu'yu taklit etmiş olabilirler. Siz kimlik bilgilerinizi girdiğinizde bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Siparişiniz oluşturulmayabilir. Nasıl bir dolandırıcılık yöntemi olabilir? Temu'nun yaptığı bir dolandırıcılık değil. Temu'nun sayfasını kopyalamış olabilirler. O yüzden Temu'nun sadece kendi sitesine bağlantısız bir şekilde gitmenizi öneriyorum. Ayrıca iki faktörlü kimlik doğrulaması yapmanızı kesinlikle öneriyorum. İki faktörlü kimlik doğrulama yaptığınız zaman siz istemeden hiçbir şekilde bir işlem sağlanmayacak. Ve ayrıca sosyal medya hesaplarınızdan Temu'ya girmemenizi tavsiye ediyorum. Sosyal medya hesaplarınızla bağlantılı girmeyin. Yani kendi yeni oluşturduğunuz bir mail olabilir ya da daha önce kullandığınız bir mail olabilir. Fakat sosyal medya hesaplarıyla kesinlikle giriş yapmayın bence. Yönlendirme kodu isteyen tekliflere, özellikle ünlülerin fotoğraflarının yer aldığı tekliflere kesinlikle kanmamanız gerekiyor. Yani bu da bir dolandırıcılık yöntemi olabilir. Bunlara kesinlikle çok çok dikkat edin. Çünkü şu an Temu dünya çapında evrensel bir alışveriş merkezi gibi bir şey oldu. Ve son olarak mailinize gelen spam klasöründeki, istenmeyen klasörlerdeki bu maillere tıklamayın. Bunlar şöyle olabilir. Mesela atıyorum sizin mail adresinize bir dolandırıcı tarafından gelmiştir. Geçmiş olsun. Bitti. O yüzden bunlara kesinlikle çok çok dikkat etmelisiniz. Sizin merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda cevaplayacağım. Bundan önceki videoda da yorumlarda cevaplamıştım zaten. Diğer videomu izlemek için şuralara bir yerlere koyarım Temu'nun diğer videosunu da. Sizleri çok çok seviyorum. Ter akıtıyorum durduğum yerde. Gerçekten çok sıcak. Hoşça kalın.